We'll be right <laughs> back. Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 8 Şubat Salı günündeyiz. Her zaman olduğu gibi sevgili Uğur Melke ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Her Siz. şey yolunda mı? Harika. Çok teşekkürler bizler de iyiyiz. Değerli izleyenler bugünün ilk gündem maddesi Trabzonspor. Geride bıraktığımız haftada Trabzonspor Kasımpaşa maçıyla başlayacağız. ilk olarak ekranlarınıza gelecek olan başlıkta Foto Maç gazetesinden tarihi fark şeklinde atılmış. Trabzonspor 3 büyüklere toplam 69 puan fark attı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 20, Galatasaray'ın 29 puan önünde. Müthiş bir sezon geçiren Karadeniz fırtınası İstanbul ekipleriyle arasını sürekli açıyor. Abdullah Avcı sadece ligi değil Türkiye kupasını da istiyor demiş. Gazete şuradan bakıyorum. Abdullah Avcı ve kurmayları Önce Denizli Spor'la oynanacak Kupa randevusunu düşünüyor. Bir yandan da Konya Spor analizlerine devam ediyor. Kupa mücadelesi biter bitmez rotasını Konya Spor maçına kıracak. Trabzonspor Teknik Ekibi analizlerini de oyuncularına aktaracak. Fırtına, Aytemiz Alanya birlikte ligin en fazla gol atan takımı. 42'şer kez gol attı her iki takımda birisi ligimizin lideri, birisi de dördüncüsü şu anda. Eee... Bir so üstte görüyorsunuz <laughs> yılın maçı kapalı gişe. Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konya Spor'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı ve 4 saat içinde tüm biletler tükendi. Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren, zirve ilgilendiren tabii başka bir şey yok. Yakından ilgilendiren diyecektim ama yakından ifadesini eklediğiniz zaman başka yarış içerisinde başka takımların da ee, hani üçüncü, dördüncü, birinci ve ikincinin ensesindedir vesaire falan. Ama gerek yok herhalde direkt zirveyi ilgilendiren desen zaten iki takım var orada. Dolayısıyla son derece yeterli olmuş. Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren mücadelede Bordo Mavililer 13 Şubat pazar günü saat 19'da ikinci sıradaki Konya Sporu konuk edecek. Fırtına bir maç fazlasıyla... En yakın takipçisinin 9 puan önünde yer alıyor. 21. haftadaki Başakşehir İttifak Holding Konya Spor maçı Yeşil Beyazlı ekibin stoperi Allah rahmet eylesin. Ahmet Çalık'ın transfer e, özür dilerim trafik kazasında yaşamını yitirmesi sonrasında ertelenmişti. Trabzonspor taraftarı bu önemli mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri Öğle saatlerinde satışa çıktı. Bordo Mavili taraftarları adeta kapıştı. Sadece 4 saat içinde Tüm biletler tükendi. Şenol Güneş tadı bu pazar bir kez daha Bordo Mavili Karnaval'a ev sahipliği yapacak. Bir sonraki sayfa Türkiye gazetesinden geliyor. O bir gol makinesi. Trabzonspor'un gençleştirme harekatı sürüyor. Son olarak Bayer Leverkusen'den alınan 18 yaşındaki Emrehan Alman ekibinde neredeyse maç başına bir gol ortalaması tutturdu. Geleceğe yatırım demiş gazete. Şöyle yazıyor. Devre arasında kadrosuna Edin Vişça, Yusuf Erdoğan, Kuasi gibi yıldızları katan Bordo Mavililer, ayrıca Bursa Spor'dan Taha Altı Kardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen, ayrıca Altınordu'dan Enis Destan gibi genç isimleri kadrosuna katmıştı. Gençlik harekatı bununla da sınırlı kalmadı ve Trabzonspor Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in 18'lik golcüsü Emrehan Gedikli'yi de 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Emrehan Gedikli'yi Borussia Dortmund ve Hertha Berlin'de istiyordu. Ancak Emrehan koyu bir Trabzonsporluydu ve Bordo Mavili formayı giymek konusunda ısrarcıydı. 2,5 milyon euro ile başlayan pazarlıklar bu ısrar sonucunda 800 bin euroda noktalandı ve aynı zamanda hedef ay yıldız demiş. Emrehan 18 yaşındaki Emrehan Gedikli milli formayı da girmek giymek istiyor diye yazmış bir transfer haberi daha. Bir genç oyuncu transferi haberi daha Trabzonspor için okuduk sizlere. Gelelim. Önce herhalde şeyle başlayacağız değil mi? Uğur Beyciğim. Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmasıyla. Tabii. Başlayacağız. Ondan sonra Trabzon'u e, konuşuruz. Karşılaşmanın 11'i değerli izleyenler, şey, sevgili Reci var mı maça başlayan 11'i? Çünkü o kadar çok şey oldu ki maç içerisinde. Ee, yok mu yoksa... Şi... Ha iyi. Ee, çok değişiklik oldu. Ee, kanat oyuncuları yer değiştirdi. Ha buyurun. Bu 11 ile başladı. Evet. Trabzonspor kırmızı karttan sonra işler değişti vesaire. 74. dakikada her iki takımda birer kişi eksildi. Onu ayrıca Trabzonspor için iki mesele vardı müsabaka öncesinde. Ee, tabii ki gerekçesi yabancı sınırı. Bir ihtimal Bakasetas'ın işte son iki antrenman çıkmış Bakasetas'ın Santifu arkasında başlaması. Stoper Ahmetcan'ın başlaması bir ihtimalde. E, Hugo Dansville ikilisinin stoper ikilisinin devam etmesi ve Abdülkadir'in o da sonuçta antrenman eksiği vardı. Abdülkadir'in onunla başlaması. Abdülkadir başladı. Esasında Abdullah Avcı'yı da anlayabiliyorum. Çünkü e, ligin kritik süreçlerine girilmişken savunma göbeğiyle çok fazla oynamak da doğru olmayabilir. Mesela Önder Karaveli son dönemde biraz fazla oynadı sanki savunma göbeğiyle. Sanki. Mesela Wellington formdaydı. Bu hafta onu tercih etmedi. E, Necip bir Montero üçlüsüne döndü. Aynı zamanda dörtlü üçlü savunma dönüşümlerini tabii Savunma yerleşimiyle ilgili sıkıntılar da yaşanabiliyor. Özellikle ilk 45 dakikada Antalya Spor'un savunma arkasında çok fazla sarttığını gördük. Yani futbolda birçok pozisyonla rahatlıkla oynayabilirsiniz ama savunma göbeğiyle normalde genelde sakatlık ceza yok ise o ikiliyle tek direktörler çok fazla oynamamayı tercih ederler. Herhalde Aptoloji'de o pencereden baktı. Artık bundan sonra Edgar yok. Yeni savunma ikilimiz Hugo Densville. Hani orayla oynamayalım. E, kalan 3 yerliyi başka pozisyonlardan bulalım, başka pozisyonlar değerlendirelim dedi. Anlayabiliyorum. Sonuçta 1-0 kazandı müsabakaydı. Birçok da pozisyon verdi. Kasımpaşa Trabzonspor'dan daha fazla şut attı, daha fazla rakip ceza sahasında toplu oynadı. E, gol beklentisi daha fazla yarattı. Bu koşullar altında da iyi bir kalecisi var. İyi de bir savunma göbeği yakalamakta ve bunda ısrar etmekte haklı diyebiliriz. Yani işin savunma tarafını ciddiye almakta doğru yaptı. Belli ki Abdullah Avcı. Peki maçın başlangıcıyla söylediğiniz gibi ikinci yarının başında yani iki farklı yarı olduğunu kabaca söyleyebiliriz herhalde. Trabzonspor ilk yarıda e, coşkulu hızlı bir başlangıç ki bu süreçte zaten golü de buldu önde baskı yaparak ama o önde baskı, orta sahadaki baskı ki bütün oyuncular neredeyse yapıyordu bunu. Mesela Perez'in yaptığı bir baskıyla orta alanda kazanılan bir topla kaleciyle karşı karşıya kaldı, soldan girdi, ters ayak oldu vesaire ama... 20. dakikadan 25. dakikadan 30. dakikadan itibaren Trabzonspor'un o e, sıkı duruşu ya da önde presi azalarak bitti. İkinci yarının başından itibaren de sanki oyunu tutmaya çalışan bir Trabzonspor görüntüsü vardı. Bilmiyorum bu ana hatlarıyla analize katılır mısınız? Ya da tespit diyelim analiz değil de tespite katılır mısınız? Ee, Süper Lig programında çok güzel bir istatistik vermiş arkadaşlar. Bana da e, bir arkadaşım gönder. Tebrik ederim onları öncelikle. Lig tarihinde en fazla 1-0 Maç kazanan tek direktörlere sesi vermişler. Abdullah Avcı üçüncü sıraya tırmanmış. Eğer yanılmıyorsam. Ee, Gündüz Tekin onay. Ve bir antrenör daha var. Üzerinde ama antrenörü bırakmış tabii ki. İki tane tek direktör var üzerinde. Aktif tek direktörler için en fazla 1-0 kazanan Abdullah Avcı. Ve şimdi Tolga'dan rica edeyim. Yarın için bakalım. Maç başı da bakarsak. Hani toplam kaç maça çıkmışlar? Maç başı puan ortalaması mı? Yok maç başı 1-0 ortalaması. Hmm. 57 kez 1-0 kazanmış Abdullah Avcı kariyerinde ama bence maç başı bakarsak kaç maçta bir 1 0 kazanla bakarsak onların üzerinde olabilir. Yani süperlik tarihinin maç başına en fazla 1-0 kazanan tek direktör olabilir gibi geliyor bana. O istesinde bir bakalım. Mesela Fatih Terim yoktur listede. Muhtemelen daha fazla maç yapmıştır. Abdullah Avcı'nın Rıza Açalım Bay yoktu daha fazla maç. Samet Ayva yoktu eğer yanlış hatırlamıyorsam daha fazla maça çıkmışlardır Abdullah Avcı'na. O yüzden bu örnekleri veriyorum. Abdullah Avcı bir 1-0 ustası. 1-0 ustası olmak da kötü bir şey değil bu arada. Çünkü 1-0 oynamak da bir uzmanlıktır. Mesela Diego Simeone de Atletico Madrid'le 10 yıl boyunca bunun doktora tezini verdi. Yani 1-0 oynama tezini verdi. Çünkü 1-0 oynarken bir taraftan acaba ikinci gol fırsatı bulabilir miyim? Savunma arkası boşluk bulabilir miyim? Hayal ederken bir taraftan da beraberlik golünü yememeye çalışırsın. 6. dakikada Golü bulunca Trabzon 85 dakika 1-0 oynamak, sadece 1-0 korumak demiyorum. 1-0 oynamak ustalığını göstermek zorundaydı. Eee ikinci yarıda özellikle evet. Kasımpaşa bu sezon ligde ikinci yarılarda en iyi vites artıran takımlardan biri. Hakan Kutlu döneminde de bunu başarıyorlardı. Sami Uğurlu döneminde de başarmaya devam ediyorlar. Tebrik ederim Kasımpaşa teknik ekibini. Fiziksel olarak en iyi seviyede olan takımlardan biri. Bak Alanya fiziksel olarak iyi seviyede, Başakşehir iyi seviyede. Onların da teknik adamlarını, teknik kadrolarını tebrik edelim. Kasımpaşa da iyi seviyede. Ligde fiziksel farklar bu haftalarda yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. İyi fizik seviyede olanlık bak Alanya Galatasaray'a karşı son 25 dakikada nasıl ortaya koydu fizik seviye farkını? 10-11 oynamasına rağmen 10-11 olduğunu hissetmedik bile. Hatta Alanya daha fazla pozisyon buldu. Çünkü niye? Alanya Galatasaray'dan fiziksel olarak daha iyi seviyede. Net bir şekilde. Çok bariz bir fark var. Kasımpaşa'da ligin en yüksek fiziksel seviyesine sahip takımlarından biri. ilk üçte. Tebrik ederim. Teknik ekiplerine sezon baştan beri ilk, çalışan teknik kadrolarını. Trabzon'a karşı da maçın ikinci yarısında bunu gösterdiler. Ne kadar iyi seviyede olduklarını. Puan tablosu da belki daha iyi yerde olabilirlerdi. Bir teknik adam istikrarı sağlasalardı. Bir tane de çataldan dönen muazzam evet. bir şut var. Biraz da şanssızlardı. Ama şöyle bitireyim. Trabzonspor bu sezon şampiyonlar doğru gidiyorsa bunu muazzam tek direktörüne, oyun istikrarına borçlu olduğu kadar da oyuncu. Yani bireysel performanslar çok borçlu şimdi kabul etmek lazım. Yani edinmişçe bu ligin ayar belirleyeni, bu ligin X faktörü. Bu maçta özellikle. Çok Kasımpaşa net. maçında. Bu maçta bir şutuyla evet. Bu maçta 1-0'ı o golü ligde atabilecek. Oraya verecek. Tekrar geri alacak. cezalı ön çizgisi üzerinde açısı Doruk, dar. Dorukan yaptı presi. Dorukan getirdi. Pası da Dorukan verdi. Dediğiniz gibi önü arkası dolu. Döndü vurdu. Evet. Golü çok yaptı. zor açıydı. Gerçekten çok ama zor. Ama daha önce Vihce bir kere dokundu Yine Dorukan yine Vihce. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da o vuruş yapabilecek. Oradan gol çıkarabilecek. Çok az sayıda oyuncu var. Ee, bunu... Başakşehir'deyken zaten defalarca yaptı. 10 sezon boyunca. Birincilik de yaptı, ikincilik de yaptı, Avrupa Ligi'nde yaptı, Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Her seviyede yaptı. Yapmaya da Trabzonspor'a geldi. Gelir gelmez de Galatasaray'a karşı kazandıran golü attı. Kasımpaşa'ya karşı kazandıran golü attı. E orada 2 puan, burada 2 puan ekstra. Artı 4 puan demek. Bu kadar kısa sürede artı 4 puan kazandırdı ekstrasıyla. E, Vişça bunu yapabiliyor. Vakaya mı bunu yapabiliyor şapkadan tavşan çıkarabiliyor. E Bakasetas defalarca yaptı. Birçok maçta Trabzon'un kazandığından göre şapkadan tavşan çıkarttı. Marek Hamsik. Mare yaptı defalarca. Dolayısıyla bu sezon Süper Lig'de de bireysel performanslardan, maç kazandıran e, solo performanslardan en fazla katkı alan takım da açık ara Trabzonspor. Kasımpaşa'nın böyle bir yoktu. Trabzon'un var. Sadece şunu eklemek isterim. Ee, sözlerinize Bakasetas'la oynayamıyor doğru düzgün. Vakayeme sakatlıktan döndüğünden beri eski formunda değil ve Marakamşik yok. Evet. Bu üç önemli anahtar. Yani kilit açan oyuncusuyla işler zara, zora girdiği zaman, dara girdiği zaman kilit açan oyuncusunun yokluğunda Trabzonspor yine kazanmaya devam ediyor. Herhalde en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Adil Kadir'i nasıl buldunuz? Bu Ama Vişçe'yi transfer ettiler bu arada. İşte onu söylediğiniz için. Evet. Ben... Son herhalde 21. yüzyıl diyebilirim. 21. yüzyılda Devre arası yapılan, devre arası yurt dışından gelen değil ama. Devre arası yurt dışından gelenleri saymıyorum. Wesley Snyder mı devre arası geldi mesela? olabilir. Yani devre arası büyük transferler oldu bu lige. Yurt dışından gelenleri saymıyorum. Ligin içinde ligin içinde devre arası yapılan yani bir takımdan bir takıma yapılan üstelik zirve şansı olan bir takımdan Başakşehir'den Trabzonspor'a yapılan bir transfer. Örneği çok azdır. 21. yüzyılda Şampiyonluk yarışına bu kadar bir takımı bu kadar eksiltip bir takım bu kadar artıran başka transfer var mı hani izleyicilerimize buradan soralım. Ne e, sizin manşetiniz hashtag ile mi gönderiyorlar evet, doğru. doğru söylüyorum değil mi? doğru. Sizin manşetiniz hashtag ile varsa Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan bir takımdan zirve yarışında hiç olan başka bir takıma. Ligin devre arasında yapılan bu kadar etkili, ligin ayarlarını değiştirecek, bu kadar etkili bir transfer başka var mıydı 21. yüzyılda ben düşünüyorum. Vişcan'ın daha etkili bir transfer. Anımsamakta güçlük çekiyor. Vişcan'ın boşluğunu Serdar Gürler'le doldurdu. Ya Vişcan öyle boşluk bırakıyor ki arkasından. Serdar çok iyi oyuncu ama Vişcan'ın boşluğunu doldurmak diye bir şey yok. Yani Vişcan'ın boşluğu 10 yıldır Vişcan bu ligin ayarlarını değiştiriyor. Söylüyorum 90'lı yıllar Süper Hacı'nın yıllarıydı. 2000'ler Alex'in yıllarıydı. 2010'lar Muslera'nın ama Muslera bir kaleci dersen veya Muslera'yı hani Mustara'yı saymayalım. İkinci bir adam söylersem Vişça derim. 2010'lu yıllara Süper Lig'de Mustara'dan sonra Vişça imza atmıştır. Sadece bu yılın değil. Son 10 yılın 11 yılın anahtar adamı. Dolayısıyla Vişça'nın boşluğunu doldurmak yani hiç kolay bir iş değil. Serdar Gürler'e büyük saygıyla Vişça'nın boşluğu dolmaz. vişçe gitmiştir. Başakşehir için şampiyonluk şansı gitmiştir. vişçe gelmiştir. Trabzonspor belki de şampiyonluk gelmiştir Trabzonspor'a. Bu kadar değerli. Şu iki maçtır da zaten ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abdülkadir demiştik en son özellikle bu karşılaşmada zaman zaman maçın sonlarına doğru Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında Kasımpaşa'nın baskısını arttırdığı dakikalarda zaman zaman zorlandığı anlarda yine çok çok kritik ara paslar attı. Bir Yusuf'a attı, evet. e, attı. E, basit ve sade oynuyor. Ve sonuç alıyor. Şimdi... Gerçi gole dönmedi pozisyonlar ama direkt kaleciyle karşı karşıya bırakan Ara paslardı arkadaşlarının. Altyapısına bakarsan Abdülkadir'in Trabzonspor U19'unda u 17 sene oynadığına bakarsan orta sağ. Abdülkadir Ömür'ün çıkışı orta evet. sağ. Ama çıktı o sıradaki gerek üst yapının ihtiyacı, gerek A takımının ihtiyacı, ee, gerekse sürati onu bir kanat oyuncusuna evirdi. Süratli olması, bir de üst yapıda öyle bir ihtiyaç olması. Bir anda kanat oyuncusu olarak kariyer yaptı Abdülkadir Ömür. Ve sonra tekrar özellikle bu sezon e, Abdullah Avcı'nın da katkısıyla tekrar onu 10 on numara rolünde izlemeye başladık sık sık. Gerçi Ünal Karaman döneminde de orta sade mesela Yusuf Yazıcı ile beraber ikili oynadıkları vardı ama daha çok bu sezon 10 numara rolünde özgür bir Abdülkadir Ömür'ü görüyoruz. Bu da neyi çıkarttı ortaya Abdülkadir? Ara pası atmaya başladı Alex gibi, Hacı gibi o yumuşak dokunuşlar araya koşular özellikle Cornelius'a koşu yaptırabilecek, santriforlarını koşu araya paslar atmaya başladı. Bu yumuşak kaliteli dokunuşlar yapmaya başladı. 10 numara oynamaya devam ederse ki Trabzonspor bu kadar kanat oyuncusu takviyesi yaptığına göre hem Kuvasi hem takviye ettiklerine göre herhalde Abdülkadir Ömür bolca 10 numara oynayacak veya Bakasetas'la beraber belki 2-8 olarak da oynayabilirler. Ee, o ara paslarını herhalde daha çok göreceğiz. Bu maçta değil mi en çok ön plana çıkan özelliği o araya attı toplar. O ne pasları Doğru. diyelim? Zidane pasları mı diyelim? Hmm. Doğru. Ronaldinho pasları. Onlar ön plana çıktı. Bahsettiğiniz Eyserik'in şutu da çataldan Müthişti. dönen az önce geldi bizim arkada yani ekranı. Bu arada Uğur Bey şey hazırlamış Tolga. Ee, 1-0 kazanan hocaların grafiğini hazırlamış. Arzu ederseniz tamam. şimdi de paylaşabiliriz. Tabii ki. E, e, buyurun. Lig tarihinde en çok sayıda 1-0 maç kazanan teknik direktörü. Ahmet Suat Özcan'ın oranı daha yüksekmiş. Gördüğüm kadarıyla şaşırdım. Ama ondan sonra ikinci Abdullah Avcı net. İkisine 400 maç derse kabaca Ahmet Suat Özcan'ın %20. Tüm kariyerinin %20'si 1-0. Abdullah Avcı'da %15'i. Her 100 maçın 15'i Abdullah Avcı'nın 1-0 bitmiş. Gördüğüm kadarıyla diğer hocaların böyle bir istatistiği yok. Maç sayısı yüksek. Evet yani dolayısıyla tüm lig tarihinde 62-63 yıllık lig tarihinde en fazla 1-0 kazanan Ahmet Suat Özcücü ve Abdullah Avcı. Ki Ahmet Suat Özcücü'nün çalıştığı dönemde Süper Lig'de çok kısır bir periyot yaşamıştı. Sadece Trabzonspor değil diğer ligin genelinde o kadar çok 1-0 yaşanıyordu ki o kadar az gol ortalaması olan bir dönemdi ki o yüzden doğru. Ahmet Suat Özcücü de hissesi şaşırtmadı. Tüm lig tarihinin en fazla 1-0 kazanan ikinci hocası olmuş. Abdullah Avcı. Belki de bir olacak. Daha çünkü genç yani bir tek direktör şimdi daha önünde çok maç var. Trabzonspor'un sezon başında yaptığı kadro mühendisliği ve devre arasındaki takviyeleri de yani şöyle herhalde en kısa şekilde söyleyebiliriz. Bir kadro zafiyetinin gidişatı bozmasına da müsaade etmediler. Gerek sezon başında yapılan planlamayla Gerek devre arasında yapılan planlamayla bütün oyunculardan da verim alıyor Trabzonspor. Evet. Sezon Böyle başı 9 planlamaları olmuş. 9 planlama. transfer yapmışlardı. Sezon ortası da 9. oyuncu oluyor. Eğer Leverk Kuzunlu genç oyuncu alırlarsa sezon başı 9, sezon ortası 9. 9 artı 9, 18 oyuncu. Yani hem sayısı olarak fazla hem de katkı da verdiler. Trabzonspor sezon başı yaptığı 9 transferden İsmail Köybaşı'yı biraz dışarıda bırakabiliriz. Ama onun dışında 9'da 8 e, net bir şekilde katkı aldı. E, devre arası yaptığı transferlerden de özellikle şu an Vişça'dan katkı aldı. Zaman içinde Kuasi'den de muhtemelen alacak. Devre takviyeleri de özellikle eksik olan bölgelerinde yine nokta atışı e, katkılarla takviye ettiler. Ne bileyim stoper bölgesinde bir boşluk olabilir diye düşünüyorsun. Taha'yı aldılar stoper belgesinde. Ön tarafta yerli oyuncu ihtiyacı söz konusu olsa e, Bursa Spor'un Santrpor'u, Kanat da oynuyor. Batuhan, Batuhan'ı aldılar. İşte şimdi Leverkusen'dan yine forvet oyuncusunu alıyorlar. İhtiyaçları olan bölgeye hem yerli hem yabancı çünkü bir de şey Trabzon'u e, Trabzon'un şey sorunu da var. Üç yerliyi bulma sorunu da var. Özellikle yerli takviyeleriyle o sorunu da ortadan kaldırabilecek hamleleri yaptılar. Yani Trabzon sadece ligin lideri değil, gerçekten transferin de lideri oldu. Orta uzun vadede de bu yaptıkları genç oyuncu transferleriyle herhalde sadece bu yılın değil, gelecek yılların da yarışçısı olabilecek kadroyu kurdular. Sezon başında acaba mı ya boşuna mı transfer oldu? Öyle mi böyle mi diyen Dorukan 11'in vazgeçilmez oyuncularından birisi haline geldi. Sezon başında sol beki e, takviye etmek için alınan Deniz asıl benim mevkiyim stoper kardeşim dedi. Edgariye sakatlandı. Hiçbir problem yaşamadan oradan o ikiliyle devam edebiliyor. Dolayısıyla planlamayı da mühendisiyle de doğru yapmış bir Trabzonspor var. İkinci yarıda özellikle şunu sormak istiyorum. Çünkü Kasımpaşa'ya bir oyuncu geldi. Mamadu Fal diye. Evet. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra Eserik'le birlikte elbette oyunun çehresini bir anda değiştirdiler. Ve üst üste pozisyonlar bulmaya başladılar. Trabzonspor özellikle o kanadı durdurmayı Durdurmakta zorlandı. Ve bu da Trabzonspor'un ikinci yarıda oyun bütünlüğünü ve de ilk yarıda olduğu gibi pres yapıp topu kapıp yüklenme oyununu daha çok kontrata ve savunma arkasına atılan toplar öyle bir taktik değişikliğe de itti diyebilir miyiz? Evet, fal değişik bir oyuncu. Çünkü size'lı buna mukabil hızlı çabuk. ve çabuk. çabuk. Bir de şöyle bir durum var. hani Normalde başlangıçta kullanayım dersin. Sıfır sıfırken savunma arkası koşuda kullanayım dersin. Öyle kullanmıyorsun. Trabzon 1-0 önde. Savunma bayağı geriye yaslanmış. Aslında arkada fırsat da vermiyor fakat çalım özelliği de var Falin. Evet. Dar alanda da iş yapabiliyor. Ver kaca giriyor falan. Sadece son vuruşu da olsaymış. Son vuruşları kötü. Son vuruşu da olsaymış daha bir komple bir oyuncu olurmuş. Evet. Ama Galatasaray maçında da oyuna girip o dar alanda iş yapmıştı ben çünkü dar alanda iş yapması beni etkiledi. Geniş o alanda değil mi? evet geniş alanda iş yapabilir belki oyuncu ama çabukluğuyla ama dar alanda Trabzon'a ve Galatasaray'a karşı iş yapması etkileyici. Eyselik çok kaliteli bir oyuncu. Daha sakin olması lazım. Daha doğru kararlar vermesi lazım. Yoksa ayağına top çok yakışıyor. Oyununu daha uzun süre yaydığında Fal'de, Eysirik'te, Kasımpaşa'nın tabii ki mesela şurada Fal'in stop edemediği top. Şimdi az önce görüntüye gelen evet, evet. o son vuruşlarını Cezası da pasın köşesinde. Evet, o acemilikleri yapıyor son vuruşlarda. Maç sonunda istatistikleri de hemen getirelim ekranlarınıza. Sonra bir istatistiğimiz daha var sezonluk olarak e, kıyaslayacağız. E, i̇lk yarıda %51'e 49'du değerli izleyenler. Topla oynama maç sonu itibariyle Trabzonspor'un topla oynama oranı %45'e gerilerken Kasımpaşa %55'e yükseltti. İlk yarıda 4'te 2 şut isabet oranı ile oynayan Trabzonspor 7'de 4 ile tamamladı. Kasımpaşa ise ilk yarıda 8'de 4'tü. İkinci yarıda 15'te 4 ile bitirdi. Gol beklentisi Trabzonspor'un ilk yarıda 0.44'tü Uğur Bey. E, 0.75'e çıkardı maç sonunda. Kasımpaşa'nın ilk yarıda 0.71'di. 0.94 özür dilerim. 93 ile tamamladı. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Trabzonspor ilk yarıda 13 kez buluşurken Pardon ilk yarıda 8 kez buluşurken maçı 13 ile tamamladı. Kasımpaşa yine ilk yarıda 8 kez rakip cezası sahasında topla buluşurken maçı %20 ile e, e, 20 kez topla buluşmayla tamamladı. Niye karıştırdıysam. Velhasıl İbren'in değiştiği dedik ya ilk yarısı ve ikinci yarısı biraz daha farklı bir karşılaşma oldu diye Kasımpaşa'nın ipleri eline aldığı, Trabzon'un biraz daha savunan ikinci yarı itibariyle kontratakla pozisyonları arayan Buna mukabil de mesela 58'de Edin Vişcan'ın e, savunma arkasına sağdan Bruno Perez'e soktuğu e, pozisyona soktuğu pası var. E, 72'de Abdülkadir'in yine e, Yusuf'a attığı nefis ara pası var. Biraz daha hızlı olabilseydi orada Yusuf daha erken hareketlenebilseydi muhtemelen savunmanın müdahale etmesine müsaade etmeyecekti. Diyelim bir de Trabzonspor'un performansı yine az önce paylaştığımız grafikler doğrultusunda. İlk 9 hafta ve son 15 hafta olmak üzere. Şimdi ortalama olarak ilk, ilk 9 hafta Trabzonspor daha farklı bir oyun oynuyordu. Fenerbahçe maçına kadar, 9. hafta Fenerbahçe maçına kadar ki Fenerbahçe maçı tabii rakibinin de eksik olması sebebiyle 20'ye 5 bitmiş sanırım o maçta. Şutlar Trabzon 20 şut, Fenerbahçe 5 şut. Ama o 9 haftanın geneline baktığın zaman. O ağır dominant oyun. Dominant da evet. Muhtemelen 9 maçın 8'inde falan veya belki 9'unda da rakiplerinden daha fazla şut atmıştır. Daha fazla topa sahip olmuştur. Daha fazla rakip ceza sahası topla oynamış. Daha fazla gol beklentisi na Namalup geldi 9. hafta lider. Yalnız 9. haftadan sonra Trabzonspor ikinci bir oyun geliştirdi. İşte Göztepe maçıyla başlıyor galiba bu. Adana Demir maçı var. Konya maçı var bu Kasımpaşa maçı var. Sayısız örneği var. Giresun maçı var. Trabzon'un bölüm bölüm iyi oynadığı ama müsabakanın geneline baktığı zaman rakiplerinin en az bir devre maçları domine etti. Mesela Göztepe neredeyse tamamını domine etti. Konya neredeyse 70 dakika domine etti. Ada Demir 60 dakika domine etti maçı ama kazanan genelde Trabzon oldu. Ya berabere kaldı ya kazandı. Sporu alana kadar evet. oyun oynuyor. Aldıktan sonra biraz rölanti. Bazen öyle bazı maçlarda bayağı bildiğin kontratak futbolla kazandı. Ha, pardon. Bu, bunu da öyle söyleyebiliriz herhalde. Bu döndü ama zaten golü bulmuştu. Bu Kasım iki Paşa parça maçı. evet 6. dakikada evet. golü bulduğu için bunu farklı değerlendiriyorum ama. Doğru başka bir şey söylediniz doğru. Bazı müsabakalarda bildiğin topu doğru. rakibe bırakıp e, kontratak fırsatlarıyla kazandığı da oldu. Karagümrük maçı mesela. Yani müsabakanın genelinde topa sahip olan taraf Karagümrük'tü o yüzden bu 9 hafta ve 15 haftalık ikiye ayırdık. Son 15 hafta yarın mesela belki şunu da çıkarabiliriz. Trabzonspor 24 haftanın belki onun da belki 12'sine rakiplerinden daha az şut attı. Aslında enteresan. Bu kadar ligi domine eden, 24 maçta 17 galibiyet alan, açık ara puan farkı yapan bir takım şut istatistiği yani maçlar şutlara göre kazanılsaydı Hani boksta var ya puanla kazanmak. Ee, veya güreşte doğru, doğru. E, şeyle kazanmak. Ne deniyor ona teknik puan? olarak? Hani puan kazanamıyorsun aslında ama daha fazla deneyen, daha fazla çok cahil kaldım bu konuda Ben de evet, Özür dilerim. İfade etmeye çalıştım. ifade edemedim. Ayhan bulabilirseniz söyleyin. Şimdi bir e, pot kırmayalım. Burada bilmediğimiz bir şey söyleyeyim. Kusurumuza Eğer bakmayın. futbolda oyuna bakılsaydı tabelaya değil. Daha fazla şut atan taraf mesela kazansaydı. Trabzonspor bu 24 maçın belki onunu belki onun ikisini kazanamayabilirdi. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Belki yarın ona bakabiliriz. Kendine Enteresan kadar. bir ses yakaladı. Trabzonspor'un oyununu herhalde bu kadar kısa. Ancak böyle özetleyebiliriz. Kendine yettiği kadar. Evet. Oynuyorlar. İcabettiği ettiği kadar. İcap ettiği kadar. Yetti. Bravo daha güzel oldu. Bunu da skora tabelaya dönüştürdü. <laughs> İcap ettiği kadar güzel. Böyle de şampiyonluğa gidiyor. Doğru böyle de e, şampiyonluğa gidiyor. Bu hafta tabii ikinciyle hemen takipçisiyle oynayacak ki bir puan eksik. ve özür dilerim bir maç eksik. E, İttifak Holding Konyaspor 57 puanla Trabzonspor birinci sırada bir maç eksik. Konyaspor 48 puanla ikinci sırada kritik bir karşılaşma olacak. Bu da e, Trabzonspor adına kaçan pozisyonlardan birisi, birisiydi yine Abdülkadir'in süper arabasıyla. Arabası. Evet. Kötü bir vuruşla bitirdi. Cornelius Kayıcı ile karşı karşıya. Kasımpaşa ile alakalı ha şey sordum. Eee Mamadou Fall'e sordum ve Eyseç değişikliği şeyini sordum. Konuşabiliriz. Ya da Trabzonspor, Konyaspor'u konuşabiliriz. Ne dersiniz? Emrehan Gedikli. Tabii ki. Ya tabii ki Trabzonspor için kazanç. Alt yaş gruplarında böyle sesik yakalamış. A takımla da antrenmana çıkmış. Leverkusen A takımıyla da antrenmana çıkmış. Almanya U19 Milli Takımı'na girmiş Emrehan. 2003 doğumlu. Çok umut veriyor. Umarım sadece Trabzonspor değil, belki ileride Türkiye milli takımını seçer. Bilemiyorum. Seçerse umarım Türkiye milli takımı da hizmet eder Emrehan. Ancak şu notta düşmem lazım. ya yani yine başladık yabancı sınırının yavaş yavaş hayatımıza girmesiyle genç gurbetçilere gene erkenden. E, bunun olacağını sezon başında söylemiştik. Evet. Bunun olacağını söylemiştik. Evet. Erkenden olgunlaşmadan ve hatta yine büyük bonservis sağlayarak lige getirmeye başladık. Ve hatta aynı e, aynen şu cümleyi kurduğumuzu hatırlıyorum. E ee, Emrehan'dan Emre tamamen bağımsız olarak söylüyorum. Kendi liglerinde Almanya'da kulüplerin kendisinin değerlendirmeye, değer görmediği oyunculara dünyanın parasını ödeyeceğiz diye. kardeşimizden tamamen bağımsız olarak söylüyorum. Yaş ya da gelişimleri daha sürüyor. bahsediyorum. Ya da gelişimleri sürüyor. Yani bunun adamların bir planı var. Söylemiştik. A takıma çıkaracak ama şu anda değil. Bir plan, proje çerçevesinde o oyuncuya yatırım yapıyor. Sen gidiyorsun oyuncuya orada 50 bin euro kazanan oyuncuya ya ben bir tane oyuncu biliyorum şimdi ismini söylemeyeyim. Geçmişte Süper Lig'e geldi. Yine Leverkusen'dan geldi. Yine bu yaşlarda geldi. Çok enteresan benzeşiyor. Ve e, yine Almanya U19 milliydi. Yanlış hatırlamıyorsam bahsettiğim oyuncu. İsmini söylemeyeceğim çocuğun kalbini kırmamak için. Bayer fabrikasında çalışıyordu Almanya'da biliyor musun? Çünkü orada öyle bir yöntem var. Doğru. Öyle, öyle bir yöntem var. Öyle bir yöntem gibi, var. Yani. Genç daha sosyal bir yapı o aileyi de kapsayan evet, vesaire. Düşük maaş veriyorlar ama bir taraftan da iş hayatına da alıştırıyorlar. Okul hayatıyla da paralel gidiyor. Böyle bir çocuk belki daha okul devam eden, fabrikada çalışan. Öğrenme süreci. Evet 30 bin euro 50 bin euro maaş alan bir çocuğu buraya getirdiler lige. Yine yabancı sınırı sebebiyle 1 milyon euro 1,5 milyon euro paralar verdiler. O çocuk ne oldu biliyor musun? Şu anda Türkiye 3. Liginde. Yani aslında dördüncü küme. Orada A milli olabilirdi belki. Leverkusen A takımına çıkabilirdi. Maalesef çok büyük bir sınav bu genç çocuklar için. Şimdi birden zenginleşiyorlar. Birden aileleri de zenginleşiyor ayrıca. E, amaç tamamlanmış oluyor zaten o noktaya geldik. Ama bunu bazen karşılıyorlar bazen karşılayamıyorlar. Bazen gelişimleri devam etmiyor ki çoğunlukla etmiyor. Çünkü çok küçük yaşta çok büyük bir yük yüklüyoruz sırtlarına. Yani bu yabancı sınırı en büyük defektlerinden bir tanesi, yan etkilerinden bir tanesi yine Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan 18-19 yaşında gurbetçi çocuklara çok büyük paralar ödenecek. Ödenmeye de başlandı. Şimdi Uğur Bey, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, İttifak Holding, Konya Spor'un başı ama oraya daha vakit var. Pazar günü oynanacak. onu sonraya bırakalım çünkü Olur. istatistiklerimiz var. Tamam. İstatistiklerimize geçeceğiz ama e, sevgili reçel, değerli izleyenler, istatistiklere geçmeden önce isterseniz bir ara verelim. Aranın ardından da 24. hafta itibariyle oluşan rakamlara toplu istatistiklere bakacağız efendim ama önce bir aramız var. Tekrar birlikteyiz ve 24. haftada en çok mesafe kat eden takımlar grafiği sayfası geliyor ekranlarınıza. Kasımpaşa 121.1 kilometre ile birinci sırada onu 118.6 ile İkinci sırada Adana Demirspor takip ediyor. Dört büyüklerse Trabzonspor 115.9, Galatasaray 113.9, Fenerbahçe 111.7, Beşiktaş da 111.1 olarak takip etti. Birinci ve ikincinin ardından 7, 10, 13 ve ligin 16.sı Beşiktaş. Beşiktaş sezon başından beri buralarda dolaşıyor. 108, 109, Değil 110. Mi? Buralarda dolaşıyor. Yani 16, 15 o civarlarda. Ancak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bir gerileme yaklaşık 5 kilometre, 6 kilometre ortalamada maç başına bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Trabzonspor da aşağı yukarı hep buralarda dedi koşu mesafesi anlamında. Tabii fiziksel seviye, fiziksel farklılık bu haftalarda daha çok kendini gösteriyor. Sezonun sonuna doğru o seviyeyi koruyabilen, koşu mesafelerini belli bir standarta tutabilen, İkili mücadele ayakta kalmayı belli bir standartta sağlayabilen takımlar ligin sonunda o son düzlükte e, vites artırabiliyor. Kasımpaşa ve Adana Demir 1-2 son zamanlarda sıkça buradalar. Kasımpaşa Adana Demir. Başakşehir de buralarda oluyor. Zaten fark yarattılar Süper Lig'de. Sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray'da Fenerbahçe düşüş var. Lige başlattığında 115'in üzerinde her hafta çıkıyordu Galatasaray Fenerbahçe ve ilk 10'da oluyorlardı. Haftalardır Galatasaray Fenerbahçe ilk onun kıyısında ya da dışında. Fiziksel bir düşüş var. Başakşehir arttı, Kasımpaşa arttı, Adana Emir arttı. Galatasaray Fenerbahçe düştü. Bu arada son dakika gelişmesi olarak da yansıdı. Ekranlara Gaziantep Le Havre kulübünden kiraladı. Ertuğrul Ersoy'u bonservisiyle transfer etti diye bu bilgiyi de izleyicilerimize seslendirmiş olalım. Bir sonraki sayfamız oyuncu bazında en çok mesafe kat eden isimler. Em e, Emrah Baba ikinciymiş. Yani çok emin döndüm şey e, Ekana. Alexis da, Daniel 13.2 ile birinciliği bu hafta almış Emrak Baba. Hep buralarda 12.9'u o da 13 kabaca diyebiliriz. Dinoviç 12.6, Siopis 12.5, Tolga Ciğerci 12.2 ve Berkan Kutlu 12.2 en çok koşan ilk 6 oyuncu 24. haftada. Burada dikkat çekici iki detay. Birincisi ana işi koşmak olan 3 oyuncuyu yani koşmazsa zaten geride çok az şey kalan, heybesine çok az şey kalan 3 oyuncu Siopis, Tolga ve Berkan'ı 3 yetenekli geçmişler. Yani ana fikri koşma olmayan 3 oyuncu. Aleksic, Emrah Baba ve Hayredinovic. Top dayana çok yakışan, 8 numarada oynayan, 10 numarada oynayan ki Emre Akbaba direkt 10 numara oynuyor zaten. Hayradinovic de bu hafta direkt 10 numara oynadı. Alexic 8 oynadı. Ama 8 numara, 10 numara özelliği olan 3 oyuncu Alexic, Emre Akbaba ve Hayradinovic ana fikri koşmak olan 3 oyuncuyu geçmişler. Siopis, Tolga ve Berkan'ı bu onlar adına büyük başarı. Tebrik etmek lazım. İkinci önemli detay da hani Berkan Kutlu hep buralarda koşu mesafelerinde hep buralarda ama bu kadar koşması galiba biraz tek direktörün yanıltıyor. Dünkü programda vermiştik. Ee, özellikle birinci, ikinci bölge geçişinde e, yarattığı Kayıtlar. arazı, ne kadar arazı verdiğini önceki programda vermiş. Demek ki futbolda koşmakta her şey değil. Tek başına yeterli değil, evet. 24. haftanın enleri. Değerli izleyenler geliyor ekranlarınıza. 24. haftada en çok şut çeken takım kim dün de konuşmuştuk? 22 şutla Göztepe oldu. En çok şut çeken takım, en çok isabetli şut çeken takımsa 11 şut ile Çaykur Rizespor. En çok dripling yapan oyuncu Matias Vargas. 12 driplinginin 9'unu başarılı bir şekilde tamamlamış. En çok isabetli pas yapan oyuncu Furkan Bayır. 80 ile ve yine Göztepe'den bir oyuncu var. Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu da 10 ile Halil Akbunar. Bu tablonun en etkileyici performansı tabii ki Furkan. Alanya Spor'un genç stoperi. 2000 ya da 2001 doğumlu. Galatasaray'a karşı e, savunma göbeğinde Fatih Aksu ile beraber hem defansif hem de oyun kurulumu anlamında çok iyi performans gösterdi. Genç oyuncu tebrik ederim. Umarım süreklilik sağlar. Umarım istikrarla oynamaya devam eder. Kulübede 3 stoperi vardı. Francesco Farioli'nin Avaziyem, evet. Milinovic ve Mevliya. Yani milli oyuncular, Doğru. deneyimli oyuncular. Bu ligin de bildiğimiz, oynayan, tanıdığımız oyuncuları. Mevliya, Milinovic ve Avaziyem varken genç Furkan'ı koydu oraya Farioli. Dün demiştim ki boşuna koymadı oraya Furkan'ı. Yani oraya koymasın bir sebebi var. Sebebi de işte bugün Tolga Kuru ete büründürmüş eritör kardeşimiz. Ligin bu hafta en çok isabetli pas yapan oyuncusu olmuş. Gerçekten de geriden çıkış farkı yarattı Alanya Galatasaray'a karşı. O farkı da yaratırken Furkan ve Novais başroldelerdi. Stoper Furkan ve ön libero Novais. Bu sayfada mesela e Göztepe Altay gerçi Göztepe kazanamadı ama çok çekişmeli, çok mücadeleci bir maç olduğunu söylememiz lazım. Aynı şekilde Çaykur Rizespor Adana Demirspor karşılaşması da mücadele düzeyi yüksek. oyunun zaman zaman gidip geldiği, her iki takıma da bölüm bölüm her iki takımında pozisyonlar buldu ama Adana Demirspor'un beceri ve oyun farkıyla kazanan taraf olduğunu söylememiz lazım. Bir sonraki sayfa 24. haftanın enleri. İkinci sayfamız sayfamızda var. Burada yine bir Göztepe'li oyuncu göreceksiniz. En çok ikili mücadele kazanma 13 ikili mücadeleyle Şerif Endiya'ya. Beşiktaş en çok isabetli orta yapan takım oldu. 9'la ki kaç Çok yapmıştı? fazla da denedi. Evet 40 küsür müydü? Yalışmadan. çok fazla uyduruyor muyum yoksa. kenar hücumu yaptı bu hafta. Şuradan bakıyorum hemen. E tabii ki en çok korner kullanan takım da Beşiktaş. In. Verimliliğe dönüştürürseniz problem yok ama. Orta 31'miş. Evet. Biraz sayı fazla. Evet. Merkezden hücum etme konusunu biraz sıkıntı yaşattı bir hafta oldu ki. Oyuncu değişikliklerinden sonra. O oyunla sonra... alakalı muhtemelen değil mi? Evet. Tabii. E Tercih tabii değil. yani e, ne yaptı Antalyaspor? Merkezi kapattı. Seni kaleden uzaklaştırdı. Ki zaten senin oyunun da biraz bunu destekledi. Antalya Spor'un işini kolaylaştırdı. Onlar da çok genelde verimli olmadı. Ama oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş'ta bir hücum repertuarı genişledi. O da son 20 dakika. Pas uzunluğu en yüksek takım Galatasaray. 20.4 Evet bu metre. dikkat çekici. Hani torrentin isteyeceği türden bir şey değil bu. Normalde bir torrent takımının yani Guardiola eski diyelim. Guardiola eski bir takımın normalde pas uzunluğu en düşük çıkması lazım. Ama niye yüksek çıktı? Büyük bir ihtimalle İnya Kipenya'ya mecbur kaldıkları çıkışlarda. Penya da sürekli 55 metrelik toplar atmaya kalktığı için Babele ortalmayı muhtemelen yükseltti. Çıkamadılar, Alanya çıkartmadı. Kısa paslara çıkamayınca Penya'ya oynadılar. Penya da Babele oynadı. En az 10 tane oynadı bana sorarsan 50-55 metrelik pas. Daha fazla 20'ye yakın da olabilir. Bu tabii pas uzunluğu ortalamasını artırmıştı. Bir ara özellikle ikinci yarının ortalarında her iki takım da uzun pasları denemeye başlamıştı. En çok dripling yapan takım da İttifak Holding Konya Spor oldu. 45'te 28 ile başarı bulmuş Konyaspor Spor driplinglerde takım bazında. Uğur Bey golle biten hücumda yer alma. Bu sadece asist değil demek istediğimiz şey. Golle biten hücumda Pas trafiğinde bir noktada yer alma evet. o topa. Şu eki yapabilir mi? Rakibe geçmeden önce dokunma. Buyurun. Spor'un kanat oyuncuları. dostlar, bir öncekinden bahsediyor Uğur Bey. Buyurun. En çok dripling yapan takım çıkıyor. ya evet. Spor'un kanat oyuncuları daha çok sezon başından beri Serdar ve Zümer Bütiçi oynuyordu Hı. ve bunlar daha fazla ayağa yani top yakışan, daha fazla pas trafiğine katılan tek özellikleri dripling olmayan oyunculardı. Bu hafta e, tabii Serdar ayrıldı zaten Doğru. malum. Bu hafta Mihalak ve Hamilton. Hamilton yeni transfer. Mihalak da artık Doğru. as oyuncu olacak muhtemelen ki ligin en iyi dribbling biri Mihalak. E Konya'nın oyunu da etkiliyor tabi. Mihalak'la Hamilton'la oyun. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Az önce programa başlarken Trabzonspor'u konuşurken Uğur M.K. Edin bahsetmişti. Golle biten hücumda yer alma 22 ile Edin ve Matyas Vargas birinci sırayı paylaşıyorlar. Valla nazar değmesin maşallah. Matyas Vargas'ı burada defalarca konuştuk. Şimdi Adana Demirspor deyince hakkında Yunus Akgün gelir, Balotelli gelir herkesten önce. İşte İstanbul'u sayarsın, sayarsın, onu sayarsın ama samimiyetim de söylüyorum. Hani ne yapacak? Şapkadan nerede tavşan çıkaracak diye bütün dikkatim Matyas Vargas'ın üzerinde maşallah. Oyununun üzerine koyarak, özellikle Doğru. Montella ile e, oyunun üzerine koyarak grafiğini yukarıya çekmeye devam ediyor. Süper de bir sayı. 22. Adana Demir'in gollerin yarısından fazlası. Yani Adana Demir'in 38 golü var. 38 golde 22 neredeyse yüzde %60'ında Vargas'ın evet. parmağı var. Balotelli de burada bak 17 ile ikinci sütunda. Aynen öyle. 4 Trabzonlu var. Višća Vakayeme, Višća bak Bakasetas ve Hamşik. 3 Adana Emirli var. Eğer ben programa girerken baktım yanlış hatırlamıyorsam. Vişçe Balotelli, Ason Balonga. Evet üç tane var. Evet çok bu da e, Adana Demir'in 3 yeni transferi ne kadar isabetli transfer yaptıklarını evet. ki Ason Balonga da ilk yarıda e, ligin ilk yarısında az dakika almasına rağmen gayet verimli oynadı. Yavaş yavaş dakikalarını artırıyor. Onun da buraya girmesi çok büyük başarı. 3 tane Demirsporlu demir sporlu var. Onları da tebrik edelim. Maxim de yine 15'te Kerem Aktürkoğlu ve Davidson da aynı şeyi yakalamış. Evet Gaziantep'li Maxim ve Figurio'ya da 20 oyuncuya genişletince onları da gördük. Daha önce 5 oyuncu 6 oyuncu veriyorduk. Bu kez ilk 20'yi verdik. İki Gaziantep'li Maxim ve Figurio'ya da girmişler. İstatistiklerimizi tamamladık. Şimdi Uğur Bey Fenerbahçe'ye geçeceğim ama geçmeden önce hani sonra blok devam ederiz diye bölmeyelim dedim. Geçmeden önce e, Fanatik Gazetesi'nden bir başlık getirelim ekranlara. Biraz bana bilmiyorum ilginç geldi sizin yorumunuzu merak ettim. Yayın öncesinde de e, konuşamadık benim bir toplantım vardı. E, getirelim Fanatik Gazetesi'ni sevgili reşidi ekranlara. Malatya'da Adem Büyük devri. Şumudika'yı kovan Doğu ekibinde. Takım kaptan Adem Büyü'ye emanet edildi. Yapılan açıklamada Adem'in hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacağı belirtildi. Adem Büyük yönetimindeki şöyle bir saniye, bir saniye pardon. Başlık ne yazıyor? Malatya'da Adem Büyük devri. Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'da Adem Büyük Devri diye hemen okuyalım. Ee Adem'in futbol sorumlusu olarak görev yaparken futbolculuğunun da devam edeceği bilgisine yer verildi. Yeni bir döneme giren Doğu ekibi Adem Büyük yönetimindeki ilk maçını 13 Şubat pazar günü Sivas Deplasmanında oynayacak. Ekim ayında da Antalya Spor takımın oyuncularından Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak göreve getirmişti. Ee Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'da takım kaptanı Adem Büyük futbol sorumlusu olarak görevlendirildi. Peki Şumudika... Sözü size bırakmadan önce bir de grafik aktaralım. Şumudika tamam. gitti. Ee, göreve geldikten sonra iki ya da üçüncü maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Programımızda şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kazandığı sempatiyi kaybetmeye ve artık antipatik olmaya başladı demiştik. Ee, geldiği nokta itibariyle de o süreci tamamlamış oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Marius Şumudika'nın Türkiye kariyeri değerli izleyenler. E, Yukatel Kayseri Spor 41 maçta %43.9 galibiyet kazanma oranı var. Gaziantep Futbol Kulübü ile 57 maçta %42'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Sonrasında Çaykur Rizespor'la 7 maça çıktı. Bir galibiyet olmadı orada ve en son Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 16 maçta %18.8 galibiyet oranı yakalayabildi. Dolayısıyla Gaziantep'ten sonra doğrudan aşağıya giden bir teknik direktörlük kariyerinden bahsedebiliriz. Aynen öyle. Yani bu hadise gerçekten de değerli bir hadise. Bence birkaç pencereden ele almakta fayda var. Yani şimdi birincisi Nuri Şahin örneğinde olduğu gibi aktif bir futbolcusunu teknik sorumlu olarak göreve getiren ikinci kulüp bu sezon. Malatya Spor. Nuri Şahin 88'li, Adem Büyük 87'li. Bu tercihin sebebi ne olabilir? Lisansları yok. Lisansları olamaz zaten. Yani Aktif Nuruş futbolcuyken Ay zaten kursa Ay gidemiyorsun. İkisi de kıymetli futbolcular, işi bilen, tecrübeli isimler. Evet. işi bildikleriyle nasıl büyük saygı duyuyorum futbolcular. Akıllarına saygı duyuyorum, zekalarına saygı duyuyorum, deneyimlerine saygı duyuyorum. Ama demek ki Ama. tek direktör diploması değersizleşiyor. Buradan benim anladığım o. İlginç evet. Yani takımı en iyi tanıyan ya da belki ekstra maliyet yaratmamak adına mı böyle bir tercih yapılıyor? Yoksa... Hayır birkaç tek direktör denemiş kulüpler bunlar. Yani bu... Deniyorlar olmuyor. Nuri Şahin ve Adem Büyük iki isim özelinde şimdi dile getirildiği için. Bu oyuncuların yarın öbür gün futbolu bıraktıkları zaman bıraktı bıraktıkları Kimi zaman... Nuri bıraktı? Teknik direktör olacaklarını şaşırtır mı sizi? Hayır beklentimiz o zaten. Bu isimler teknik direktörlükte de şanslarını deneyecektir, yürüyeceklerdir diye. Beklersiniz bu iki isim özelinde Ama... söylüyorum. Ama... Ama bir eğitim almadan bu iş bir lisans gerektiriyor. O lisansa sahip olmadan o öğretiden geçmeden o tedrisattan geçmeden veriyorsun görevi. Demek ki o tedrisat ya düşündüğünüz kadar önemli değil. Biz lüzumundan fazla anlam yüklüyoruz ya da önemli siz yanlış yapıyorsunuz ikisinden biri. Bu tek direktörlük eğitimi ya boşu boşuna yapılan bir şey belki bu ülkede öyle ya da boşu boşuna yapılan bir şey değilse, değerliyse siz yanlış yapıyorsunuz yönetim olarak. Hangisi? Bir not düşebilir miyim? Belki bir üçüncü nokta. Bilmiyorum ne dersiniz. İçinde bulunulan dinamikler. Gelirlerin daralması, ülkenin ekonomik koşulları, e, koronavirüs sonrasında bir post koronavirüs dönemi. Artık post diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Diyemiyoruz e, ha galiba. Di, diyemiyoruz. Allah Rakamlar, korusun. Rakamlar yani. rekorlar devam ediyor. Sanki yokmuş gibi davranmaya başladık biraz ama Allah korusun yani e, sıkıntı devam ediyor. Dikkat etmeye devam, maskeye vesaire, e, aşıya vesaireye devam. Dolayısıyla posta diyemeyiz o süreçte devam ediyor. E, bir yandan da Bakıyorsun yeni bir maliyet kapısı açabilir miyim? E şimdi özgür kablo yeni Malatyaspor özelinde 6 haftadır ligin dibine demir atmışsın, e, sıkıntılı bir süreç yaşıyorsun. Ekstra bir maliyet kapısı açmak, hani bütün bu saydığımız 4-5 dinamiği bir araya toplarsak biraz da mecburiyetten mi acaba? Dediğiniz hepsi doğru çünkü hiç kimse teknik direktörlük mevkinin e, önemsiz bir şey olduğunu söyleyemez, iddia edemez yani mümkünat yok böyle bir şeyin e, değersiz, kıymetsiz olduğunu söyleyemez ama sanıyorum biraz mecburiyet. İçinde bu, az önce saydığımız bu şartlarda Belki, tabii. mecburiyet kulüpleri biraz buna itiyor sanki. Muhakkak faktörlerden biri. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Bu tercihler ve bu gidişat Türkiye'deki antrenör eğitimi mekanizmasının da sorgulanması gerektiğinin göstergesi. Hmm. Türkiye'deki ağırlıklı yerli süperlik tek direktörü. Zaten yabancı tek direktör işte bir tane daha eksildi. Yabancı tek direktör sayısı 3-4 yanılmıyorsam. 20 takımın 15-16'sı yerli tek direktörler tarafından yönetiliyor. Çoğunlukla yerli tek direktörler, öyleyse yerli tek direktörlük kurumu ve yerli tek direktörlük tedrisatını gözden geçmemiz, düşünmemiz lazım. Acaba biz bu eğitimler konusunda hangi noktadayız? Almanya ile İngiltere ile seviyeyi kıyasladığımızda müfredat aynı olabilir. Müfredat zaten aynı olmak zorunda. Jira konvansiyona tabisin. Müfredat aynı olabilir ama eğitimin kalitesi ne seviyede? Eğitmenlerin kalitesi ne seviyede? eğitim alanlar bu eğitimlerden ne öğrenerek çıkıyorlar? Türkiye'de tek direktörlük gelişmediği takdirde futbolcular da gelişmemeye devam edecek. Ve bu ligin en büyük problemlerinden biri futbolcuların yerinde sayması hatta gerilemesi. Hatta bu lige iyi seviyede gelen yabancı oyuncular bile geriliyor bırakın yerleri. Neden bu ligde biz oyuncuları geliştiremiyoruz? Neden bu ligde oyuncular bu lige geldikten sonra irtifa kaybetmeye başlıyor? Neden uluslararası arenada gerek milli takım düzeyinde gerek kulüp takımları düzeyinde fiziksel olarak fark yedik. Hem Euro 2020'de fark yedik hem Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilimiz fark yedi. Koşu mesafelerinde. demek ki tek direktör eğitimi tek direktör yetiştirme ile ilgili bir sıkıntımız var. Bu tercihler de oraya işaret etmiyor mu? Bu kadar tek direktör havuzu varken kalkıyor kulüp başkanları oyuncuya veriyor yetkiyi. Nuri Şahin hala yedek kulübesinde ismi yazıyor. Hala oyuncu. Doğru. Başlar futbolu bıraktı. Bir de işin şu boyutu var. Adem Büyük oynuyor. Adem Büyük'ün oynamasına ihtiyacı var Malatya Spor'un. Yani öyle bir tercih ki en azından Nuri bıraktı. Yani O da ilk hatırlayın ilk iki maçta o da e, evet, karar verememişti. Karar verememişti ama ondan sonra bakınca olmuyor. Ceket giydi kenara geçti. Evet. Adem bırakırsa Malatya için büyük kayıp olur. Ben sana söyleyeyim. Oyuncu Ademe çok, Adem e çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla Adem'in bırakabileceğini düşünmüyorum. Adem sahada. Ya bu nasıl bir meslektir ki tek direktörlük bu kadar mı değersiz? Sadece ilk 11 yapmaktan mı ibaret? Yani Adem Büyü'nün teknik sorumlu olması birçok soruyu işaretlerinde beraberinde barındıran bir karar. Ülke Sus. futbolu açısından çok düşünürücü. Altını çizdiğiniz husus çok çok önemli ve umarım dediğiniz noktaya doğru gitmiyordur. Sadece az önce saydığımız dinamikler doğrultusunda mecburen verilmiş kararlardır ve artmayacaktır. Çünkü söylediğiniz husus yani teknik direktörlük mevkinin ve eğitiminin Gözden dışarı bırakılması hiç hoş, hiç doğru bir şey değil. Avrupa futboluyla aramızdaki makas açılmaya devam ederken bir de oradan gol yemeyelim doğrusunu söylemek evet. gerekirse. Ancak biraz mecburiyetten kaynaklanıyor. Belki bu bir e, iyileştirme unsuru ya da en azından hafifletme unsuru olarak düşünülebilir. Ancak söylediğiniz nokta hiç hoş bir nokta değil. Umarım hiç kimse o şekilde düşünmüyordur. Sizin söylediğiniz gibi bir, bir takım dönüşümler şart. Mesela daha önce dile getirmiştim, yere gelmişken bir kez daha dile getireyim. Aktif futbolcular tek direktörlük kurslarına gidebilsinler. Bravo. Buradan başlayabiliriz değişime. Erkenden yani illa bu beklemeden evet. bu kursları tamamlayabilirler. Gidebilsinler. Yani. Birinci dönüşüm bu olabilir. İkinci dönüşüm ya lütfen Almanya'dan ya da İngiltere'den bu konuda bir destek alalım. Tek direktör eğitimi konusunda. Gerekirse eğitmenlerimizi gönderelim eğitimlere. Daha pratik TFF adına. bünyesindeki eğitim, eğitmenleri. Gerekirse oradan danışman getirelim. İlla isimli danışman getirmek ve 10-15 bin euro maaş vermek zorunda değiliz. 50 bin euro maaş vermek zorunda değiliz. Tek direktör eğitimi konusunda uzman isimli olmayabilir. Bu konuda uzmanlaşmış Alman, İngiliz Türk federasyonlarından destek alarak danışmanlık hizmeti alabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani bu konuda bir o tek direktör eğitimi konusunda bir şeye ihtiyaç var. Rötuşa ihtiyaç var. Görünüyor. İnsan yetiştiren insan. İnsan yetiştiren insan. Başlıklara bakınca dediniz. iyi oluyor farkında mısınız? Şimdi fark ettim. İnsan yetiştiren insan iyi. Kısaltması da güzelmiş. <laughs> Güzel doğru. Baş harfleri değil mi? Bu Super. arada baş harfleri. Bu arada Bey dört tane takım. Yabancı. Evet. Ee, Galatasaray. Aytemiz Alanyaspor, Spor. Adana Demir Spor ve Göztepe. Yabancı hocayla çalışıyor. Üçü çok başarılı. Farioli, Montella ve Nestor. Torrent henüz yeni geldi. Sadece dört yabancı evet. var sistemde. 20.016 %80 yerli. Demek ki bizim odaklanmamız gereken konu Tek tek eğitimi. Zaten ligin çoğu yerli. Zaten yabancıları sokmuyorlar. Kolay kolay yabancı teknik adamı sisteme giremiyor. Peki hala eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir araya gidelim. Uğur Bey. Aranın evet, ardından duran. da Fenerbahçe'ye devam edeceğiz. Peki. Bir araya gidelim ardından tekrar buradayız efendim. Değerli izleyenler hemen getiriyoruz ekranlarınıza Fanatik Gazetesi'ni sizlere okuyacağımız ilk başlık ise elde kaldığı kupa. Başkanın bu sezon sarı lacivert olacak söylemi sezonun yarısı gelmeden suya düştü. Pereira'dan öğrendiğimiz kadarıyla Fenerbahçe Avrupa'ya da önem vermiyor. Tutunulacak tek dal olan zira Türkiye Kupası'nda Kayseri sezonun maçı oynanacak. Fenerbahçe bu tura nasıl geldi? Sarı lacivertiler zira Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Fenerbahçe kendi sahasında karşılaştığı 2. lig ekibi Afyon Spor karşısında normal süreyi golsüz tamamladı. Kanarya Valencia'nın 94. dakikada penaltıdan golüyle öne geçti. 99'da Samuel skoru belirledi. Sarıla Civartiler 2-0'la turu geçti. Bu sezon sakatlıktan çok çeken Valencia 22 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Normal şartlarda büyükler için sezon başlarken sıralamada sonda yer alan Türkiye Kupası şu an Sarı lacivertler adına son derece önemli. Yıllardır kulübün üzerindeki ölü toprağının atılması, yeni hoca ile başlanacak sezon öncesi takıma ve daha önemlisi camiaya moral ve umut vermesi açısından kupayı müzeye götürmek şart. Ama demiş gazete hücumda çözüm de şart. Bakalım bir öneri var mıymış? Fenerbahçe hücumda zaten sıkıntılıyken bugün yaratıcılık anlamında takımın en önemli isimleri Mesut ve İrfan'dan da yoksun olacak. Valencia ve Berisha, Serdar Dursun ikilisinden birinin aynı anda sahada olması ileride basıp rakibi hataya zorlaması açısından uzan tufanın 11'de görev yapması çözüm olabilir. Fenerbahçe turu geçerse kupa yolunda ufak bir adım atacak. Elenmesi halinde ise bunun sonuçları gerekenden daha ağır olabilir demiş gazete. Peki nasıl bir 11 tahmin etmiş? Kalede Berke, Nazım Kim, Salahi ve Ferdi. Orta sahada Crespo, Sosa, Samuel, Ozay Samuel, Ozan, Valencia ve Serdar Dursun 11 ile sahada olacağını tahmin etmiş Fanatik Gazetesi. Bir sonraki sayfa transfer sayfasıymış. İsterseniz bununla başlayalım. Transferi ya da beraber oku okuyalım ister misiniz? Nasıl isterseniz tabii ki. Hep madem böyle getirelim bir sonraki Lütfen. sayfayı da. Fenerbahçe'de son gün sürprizi bekleniyor. Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün sona ererken taraftarlar ve camia takviye için umutlu. Sol beke transfer için Eren Elmalı ve Uğur Çiftçi için temaslar hızlandırıldı. Gol sıkıntısını gidermesi beklenen Diego Costa için de bugün son kez görüşme yapılacak. Ya şu olabilir tabii ki her takım istediği oyuncuyu alabilir de Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı var. Önermesini benim hala aklım, hayalim almıyor. Ya az önce gazetede de yazmış. Demiş ki Hani üretim anlamında üçüncü bölgede üretkenlik anlamında sıkıntı yaşıyor, topu oraya taşımakta sıkıntı yaşıyor, oradaki adam tek başına duruyor, bekliyor ya da çoğunlukla ceza sahası dışında topla buluşuyor, gol atması be beklenen isimler. Bundan değil de golcü transferi acaba en kolay bu mu? Yani birçok şeyin özetim aslında bu. Bir bakıma şey... öyle oluyor galiba. Galatasaray'da da biliyorsun haftalarca Türk Spor medyası tek sorun gole çevirememe diye yazdı, sezon boyunca. Hani gole çevirememe sorunlardan biridir bunu kabul ediyorum. Galatasaray işte Fenerbahçe içinde ama tek sorun o dediğin zaman sanki konu sadece formuş gibi anlaşılıyor. Dün Buffett'in bir gomis örneğini konuşmuştuk. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda birçok maçta takımını tek başına sırtladı. En yakın performans olarak Sörloth'un performansını söyleyebiliriz. Kendi sakladığı topa asist şey kendi asist yaptı. Cümleyi kuramadım kendi golünü asist yapan oyuncu diye. Pası veriyordu, tamam. gidiyordu. Gelen topu vuruyordu gibi. Buffetin mi de öyle bir oyuncu. Sanıyorum beklentimiz o. Öyle bir oyuncu çıkacak. Bütün böyle ipleri eline alacak. 1-2-2-3 iki, iki, maçta takımına destek verecek. Ondan sonra da takım toparlanacak ve hani çıkışı burada arıyoruz. Evet. Galiba. En kolayı da bu geliyor herhalde. Hem yazmak hem konuşmak açısından. Her zaman da bulamıyorsun. Ya o istatistikten... kadar baskın bir santrifon. E, tabii ki yok. Ya Berisha. Geçen gün söyledik kaç golle geldi buraya? 20 küsür golle geldi. Serdar Dursun Bundesliga 2'de gol kralı oldu. Bu adamların gol atma derdi yok. Avrupa Valencia'da da maçı. Valencia da geçen sezonu bitirdi. Peki Valencia nasıl goller atıyor? Valencia kendi inisiyatif alarak gerek driplingle gerek her yere ayak basmadık yer bırakarak. Ya yani Valencia'yı da doğrudan Santrafor diyebilir misin? Adam her şey gibi oynuyor. Doğru. Son maç e, Medipol Başakşehir karşılaşması. İsabetli şutu 2. Evet. Nereden başlayalım? Önce kupa sadece Fenerbahçe için değil tabii. Yorum ya Kupada şu aşamada elbette. olan herkes için değerli. Elbette. Çünkü neden? Geçen yılı 13. Bitirdik Avrupa'da. Artık Şampiyonlar Ligi'ne direkt biletimiz yok. Ee, Avrupa Ligi'ne de bir biletimiz var artık statü değiştiği için. Yani iki tane Şampiyonlar Ligi önelemesine bir tane Avrupa Ligi önelemesine göndereceğiz. O da sadece kupa galibi. Ligden artık Avrupa Ligi biletimiz yok. Onlar konferans ligine gidecek. Lig üçüncüsü ve lig dördüncüsü. Dolayısıyla bu tek yegane Avrupa Ligi bileti. Kupadan gelen. E muhtemelen Fenerbahçe onu hedeflediği gibi Kayseri Spor'da onu hedefliyor. Zaten Hikmet Karaman söyledi. Ligde 34 puana geldik. Yani Avrupa Kupalarına gitmek için de kupa gibi bir robotumuz var. Tabii ki biz de ona motiveyiz. Biz de onu istiyoruz dedi. Birçok takım Kupayı daha fazla önemseyecektir. E bir de büyüklerin işleri iyi gitmediği için Fenerbahçe'nin işleri çok iyi gitmedi. Beşiktaş'ın işleri çok iyi gitmedi. Kupayı tabii bir kademe daha fazla önemseyeceklerdir bu sezon. Fenerbahçe de önemseyen takımlardan bir tanesi. Ee, oyun itibariyle Fenerbahçe'nin oyun analizi, Başakşehir başındaki oyun analizini yapmaya çalışırsak. Evet, özellikle ikinci İrfan İrfancan Kahveci'nin, omuz sakatlığı yaşayıp çıkmasından sonra ikinci 45'te Fenerbahçe bir oyun üretemedi. Sadece gol üretemedi değil, sadece gole çevirme değil problemi. Pozisyon üretemedi, şut üretemedi. Üçüncü bölgede yaratıcılıkla ilgili herhangi bir umut vermedi, ışık vermedi. Şimdi İsmail Kartal'ın da bence analiz etmesi gereken bu. Yani Başakşehir ikinci 45'inde biz neyi doğru yapamadık da pozisyon üretemedik. Bana sorarsanız İrfan Can on numara oynuyordu. Ufak da olsa bir kıvılcım yaratıyordu. İki tane şutu var. İrfan Can'ın tehlikeli. İkisi de Duarte'den döndü. Duarte blokladı. Bir tane araya topu var. Pelkas karşı karşıya kaldı sol çaprazdan. Yani ilk yarıda Fenerbahçe'nin nispeten pozisyonları vardı. İrfan'ın iki tane şutu var gol olabilirdi. Çerçeveye giden Duarte'den seken. Bir de Pelkas'ın pozisyonu var. İkinci yarıda hiçbir şey yok. Doğru. Demek ki ne anlama geliyor bu? İrfan çıkınca Fenerbahçe hiçbir şey üretememiş. Fenerbahçe niye hiçbir şey üretemedi? Büyük bir ihtimalle Irfan'ın yerine bölgesine Ozan Tufan girdiği için Ozan Tufan'ın 10 numara oyuncusu değil ama onu 10 on numara oynattı. Ya e center for Berisha, 10 numara Ozan, sağ açık Osay Samel üretemediler. Burada farklı bir şey yapman lazım. Şimdi muhtemel 11'e bakıyorum. Ürkütücü aynı şeyler gibi görünüyor. Yine sağ açıkta Osay'ı görüyorum. Yine 10 numara Ozan oynayabilir diyor haberin içinde. Evet, evet. Aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsin. E Fenerbahçe İsmail Kart'ta aynı şeyi yapacaksa farklı sonuç alabileceğini düşünmüyorum tahmin etmiyorum. Valencia Santifor oynayabileceği gibi 10 numarada oynayabilir. En azından ikinci Santifor diyelim ona canım. 10 on numara demeyelim de ikinci Santifor oynayabilir. Serdar Dursun en Yapma uçta statik. Valencia'da gezen dolaşan ikinci Santifor. Ejnebiler ofensif all rounder diyor. Tam Türkçe'ye çevirmesi çok zor. Ofansif her yerci. Hani öyle bir sözcük yok bizde çünkü. Ofansif olarak her yere gezen dolaşan ikinci Santifor tipi. Mesela örnek vermek gerekirse Antoine Griezmann bu işleri iyi yapıyor gerektiğinde zaman zaman Arjantin milli takımında Messi yapıyor. Bir statik santrifor oluyor. O onun arkasında her yere dolaşıyor. Valencia bunu oynayabilir. En uca koyarsın Serdar Dursun. Arkasına Valencia'yı koyabilirsin. İrfan Hiç ya da Mesut yok elinde. Değil mi? E tabi amaç hem ön tarafta kalabalıklaşmak. Hem ön tarafta temas kalitesini artırmak. Şimdi Berisha, Osayi, Ozan olunca dokunuş kalitesi düşüyor. Topa dokunuşların iyi olması lazım topun sende kalması için. Seri pas yakalaman lazım. Fenerbahçe seri pas, pas serisi örgü oyunu yakalayamıyor. 3 pas 4 pas hücum bitiyor. Çünkü ya arada 20 uzak. pas yapman lazım. Herkes birbirine uzak. Tabi hem kalabalıklaşmayla kalabalıklaşma ile ilgili bu. Forvet bölgesi de kaleye uzak. Tabi. Şimdi uzaklık niye herkes birbirine niye uzak görünüyor? Kalabalıklaşamadı hiç. Hem önde kalabalıklaşamıyor hem de bana sorarsan buna ek olarak şunu söyleyeyim. Ön tarafta kaliteli oyuncu barındırman lazım. Yani topu tutabilen, ayağına top yakışan, yapabilen. Pas kalitesi yüksek. Pas yüzdesi yüksek oyuncu barındırır barındırma. Yani Emre Belözoğlu'nun geçen sezon e, yaptığı, yaptığı gibi. Tam birebir o ya. Tam birebir evet. o. Emre Belözoğlu niye yani? Emre Belözoğlu geri zekalı değil herhalde. Sosa'yı, Mert'i, İrfan'ı, Mesut'u, Pelkası, Valencia'yı aynı anda sahaya sürdü. Biliyor ki bunların geri koşması sıkıntı yaşanacak. Bilmiyor mu? Kafası çalışıyor. Ama diyor ki topa daha çok ben sahip olayım. Topa sahip olduğumda da topu kırmayayım ya. Topu yumuşak kullanayım topa sahip olayım. 20 pas serisi, 25 pas serisi yakalayayım. Topu kaliteli kullanayım ön tarafta diye bu kadar kaliteli oyuncuyu bir arada kullandı. Şimdi Fenerbahçe şu andaki hafta sonu oynayan 11'ine bak. Orta sahada zaten Crespo sosu oldu. Orada bir tane yetenekten feragat ettin. Ön tarafta sağ açık o sayı. Bir tane daha feragat ettin. Santrifor Berisha. Bir tık daha feragat ettin. Fenerbahçe büyük takım. Elinde kaliteli oyuncular var. Maksimum kaliteli oyuncu sahaya sürmesi lazım Fenerbahçe direktörünün. Denemesi lazım. Gole çevirmek değil, üretmek. Ha diyelim ki Diego Costa geldi. Tabii ne seviyede gelecek? Diego Costa çok riskli. Bildiğiniz Diego Costa'yı varsayın. Diyelim ki geldi. Yani şöyle bir performans mı bekleyeceğiz? Bulunduğu her noktadan vuruşu, şutu deneyecek. Balotelli gibi bir performans mı bekleyeceğiz yani? Bulduğu her noktadan deneyecek, atacak. Ya da e, atıyorum kontratığa da çıkacak. Bu takımın ne ihtiyacı varsa her şeyi yapacak. Yani öyle bir sunuluyor ki Santrafor ihtiyacı. Fenerbahçe'de sanki tek ihtiyaç bu. Bitirici bir Santrafor olsa bütün sorunlar çözülecek. Halbuki sorun başka yerde. Tabii. Topu oraya getirmediğiniz takdirde Santrafor'un kaybı üretimi Top beklerse Diego Tabii. Costa ne işe yarayacak yine? Ama Diego Costa bu sezon yanılmıyorsam hiç maça çıkmadı. Ee, 34 yaşında en son maça geçen sezon çıktı. Geçen sezonda son çıktığı tarih ligde 5 Aralık 2000 Aa, özür dilerim. 5 Aralık 2021'de Brezilya liginde çıkmış. Bu sezon özür diliyorum. Düzeltiyoruz. Düzeltiyorum. 12 Aralık'ta da hatta kupada çıkmış. Ben La Liga'da maça çıkmayınca bir an Brezilya liginde çıktığını unuttum. Özür diliyorum. Brezilya liginde Ekim, Kasım, Aralık döneminde 4, 6, 8, 11, 12, 13 tane maça çıkmış. Bu iyi haber. Ocakta maça çıkmamış. Yaklaşık 40 günü pas geçmiş. Düşündüğüm kadar fiziksel olarak geride değildir. Dolayısıyla iyi bir Diego Costa, iyi seviyedeyse Tabii ki katkı yapar, orada rotasyon kabiliyetini artırır. Ancak bahsettiğimiz sorunların çözümü konusunda tek başına ilaç olmasını beklemek oyuncuya da haksızlık onu net bir şekilde. 19 maça çıkmış Brezilya'da bu sezon ve 5 gol atmış. 19 maç 5 gol. Tabii ki klasik Diego Costa performansının altında şüphesiz ki ama daha fazlasını yapmasını beklersin. Kuvvetlidir Diego Costa. Çok savaşçıdır. Bazen lüzumundan fazla savaşçıdır. Hırçınlıkları da olabilir. Mağlubiyete tahammül etmez. Ee, orta sahaya gelip pas trafiğine katılmayı da sever ama daha çok tabii ön tarafta yüksek toplar atarsın. Stoperleri sırtını yaslar, top kazanır. Özellikle stoperleri yakın oynamayı sever. Bir tane stoperi gözüne kestirir. Üstünlük kurabileceği fiziksel üstünlük kurabileceği stoperle maç boyunca oynar ve oradan da ürün çıkarabilir. İyi bir Diego Costa tabii ki her takıma katkı yapar. Ne seviyede geleceği önemli tabii ki. Ama Atletico Mineiro takımı da Ocak'ta serbest bırakmış Diego Costa'yı şu anda kulüpsüz. Peki var mı eklemek istediğiniz Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı bir cümleniz yoksa şeye geçeceğim. Galatasaray bölümüne geçeceğim. Başlıklarına geçeceğim. Posta gazetesi geliyor değerli izleyenler. Ekranlarınıza başlığımız. Cagne oyun dışı kaldı. Galatasaray yönetimi yabancı kontenjanında yer açmak için sakatlığı nedeniyle uzun bir süre daha takımdan ayrı kalacak olan Senegalli Forvet'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Şimdi şöyle yapılan anlaşmaya göre Senegalli futbolcu yeni sezonda yeniden Galatasaray'da olacak. Bunun için sözleşme imzalandı. Yabancı kontenjanının düşürülmesiyle Galatasaray'ın Penya, Gomis ve Pulgar'dan sonra bir transfer daha yapması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Domenek Tore'nin onayı yönetimin de kabul etmesiyle gözünden yaralanan ve o dönemde lisansı dondurulan Omar El Abdullah'ı yeniden takıma katıldı. Dün lisansı çıkarılan Omar uzun süredir özel gözlükle Galatasaray'da idmana çıkıyordu ve Tuzla ile yapılan özel maçta da forma giymişti. Galatasaray'ın sezon başında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Rumen oyuncu Aleksandru Çikaldağ'ı Alanya maçında adeta yokları oynadı. 82 dakika sahada kalan ve 22 kez topla buluşan Çikaldağ'ı girdiği ikili mücadelelerin tümünü kaybetti. Bu sezon 27 maçta 5 gol, 2 asist yapan Çikaldağ'ı beklentilerin altında kaldı. Şu beklentilerin altında kaldı derken geldiğinde kimse... Tam olarak oyuncunun performansı konusunda bir şey söyleyemiyordu. Ancak başlangıcı ile Galatasaray'ın, özür dilerim, oyuncunun Galatasaray'da başlangıcı ile bugün geldiği nokta arasında fark evet. var. Çok daha fazlasını vaat eden bir oyundan biraz e, affınıza sığınarak gazetenin söylediği gibi yokları oynayan bir e, oyuna evrildi. Ancak bu tabi sadece Çıkal değil bütün olarak Galatasaray'ın takımın bir sorunu da diyebiliriz. Biraz daha adresi oraya evet. verebiliriz. Üç departmanda değerlendirebiliriz bunu. Birincisi takım geriledi. Bu birçok bireysel performansın gerilemesi anlamına da geldi. Çıkaldı da şüphesiz bununla etkilendi. Birinci departman. İkinci departman Covid'den sonra sanki fiziksel olarak aynı seviye yakalayamadı ki birçok oyuncuda sapa sağlam dönebiliyor. Hiç Maşallah. virüse yakalanmamış gibi de dönebiliyor. Bazı... Çıkaldı o niye ise virüs sonrası tam aynı seviye dönemedi. Uğur Bey, Allah korusun, biliyorsunuz ki her insanda aynı etkiyi yapmıyor. Yani evet. Allah korusun, inşallah sağlığı, bunu etkileyen bir şey yoktur. Ama dediğiniz doğru. Diğer oyuncular gibi hızlı bir yüksek form grafiği yakalayamadı. Yakalayamadı. Üçüncü ve bence çok önemli diğer departman, bu konu diğer departmanı teknik departman, 10 numara oynatıyor onu, Dominik Torrent. Santerfor arkası rolünde oynatıyor. Geldiğinden beri, daha doğrusu geldiğinden beri değil, Hatay maçını geç, Hatay maçından sonra 4-2-3-1'e döndü. 4-2-3-1'de Çikal 10 numara rolünde oynatıyor. Çikal o da bence o rolü tam sevmedi Yani sırtı dönük top olmak, stoperlerin arasında fiziksel mücadele vermek pek ona göre değil. O ceza yayı çevresinde, özür dilerim orta saha yayı çevresinde, daha gerisinde top almak, pas trafiğine katılmak, daha fazla topa dokunmak, daha fazla oyun içinde olmayı seviyor. Buralarda şimdi 3. bölgede toplu oluşmayı bekliyor, buluşamıyor Buluşamadıkça da oyundan koptu. Ya 22 kez toplu oluşmak nedir? Çok düşük sayı. Çok çok düşük. Çıkalda onun verimli olması için en az 60-70 kere topla buluşması lazım. Oyun içinde olması lazım. Aktif olması lazım. Canlı olması lazım. Bence Torrent'in yapması gereken en önemli değişikliklerden biri acilen Çıkalda tekrar o Berkan değerlendirdiği yere döndürmek. Esas rolüne döndürmek. Yani 6 numara rolü mü dersiniz? 8 numara rolü. O 4-2-3'ün ikisine. Döndürmek Çikaldı Ağ'ı. on numara gibi düşünmemek lazım. Bence işin bir de teknik boyutu bu yani. Ben oralarda kayboluyor Çikaldı Ben oralarda verimli olabileceğini düşünmüyorum. Cagney'e ge gelecek olursak dün haber gelmişti ama resmi olarak e şey olmamıştı, onaylanmamıştı. Henüz biz yayındayken sözleşme Evet yabancı kontenjanı da açabilmek üzere önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere bu sezon feshedildi. Çok geçmiş olsun öncelikle. Demek ki sakatlığını beklenenden herhalde uzun sürecek. Öyle Çünkü edici, bir bu. Şubat dendi, bir Mart dendi. Şimdi daha uzun sürecek deniyor. Demek ki geri dönüşü, nekaat süreci herhalde uzayacak ki bu sezon faydalanamayacaklarını düşünler. En bayacaklar öncelikle geçmiş olsun. Çünkü iyi gelmişti İngiltere Ligi'nden. İngiltere Çok. Ligi'nden geldiğinde fiziksel seviyesi gayet iyiydi ama Galatasaray tabii Gomis aldı. Gomis de öyle bir oyuncu ki Gomis'in kariyerinde sinek ikili olmuşluğu yok. Gomis bir takıma gittiği zaman baskın karakter. Yani oynamak istiyor, oynadığı takıma gidiyor. Topu istiyor, oyun içinde kaybolmuyor. Muhtemelen kaybolduğu yerde herhalde futbolu bırakacak. Yani Gomis'in ben tahmin etmiyorum ki bir takımın içinde pasif karakter olacağını, ikinci, üçüncü santrforlu kabulleneceğini. Gomis zaten baskın bir karakter. Yani gittiği her yerde o baskınlığını gösteriyor. Galatasaray'da da gösterdi. Arabistan'a gittiğinde de gösterdi. Herhalde Gomis oynayacaktır. bundan sonra Galatasaray birini Santrifor rolünde. Tabii 32 yaşındaki Gomis 36 işte Gomis'in aynı olmasını beklemiyorum ama bu kendine iyi bakan bir adam. Tahmin ediyorum benim tahminim beklediğimizden iyi seviyede olacak. Ya 36 yaş gibi görmeyeceğiz onu yine herhalde şöyle diyeceğiz. Ya Gomis yine kendine iyi bakmış. Yine yazsız. Yine çok istekli diyeceğiz gibi hissediyorum. Bakalım tabii görmeden çok erken konuşuyorum. Hatay-Kayseri spor maçında göreceğiz büyük ihtimalle. Omar tamam sıra reiste. Fanatik gazetesinin başlığı Galatasaray transferin son gününde de boş durmayacak. Yönetim yabancı kontenjanını Omar'la doldururken Santos'un Brezilyalı stoperi Rapsin Reis'in bonservisinin alınması ve sezon sonuna kadar da takıma takımında kiralık bırakılması gündeme geldi. Şöyle bakayım başka bir ayrıntı var mı? Luis Campos tarafından önerilen Santos'un 21 yaşındaki stoperi Rapsın reisi renklerine bağlamaya çalışıyor ee, Galatasaray. Nelson'un yerine Torrent'in önümüzdeki sezon Markao ve Nelson'un yerine farklı iki stoperle yola devam etmek istediği belirtiliyor. Ben bunu ilk defa duydum. Siz ben de ilk defa duydum. Duymuş daha önce? Cümleyi tekrar ediyorum. Dominic Torrent'in önümüzdeki sezon Markao ve Nelson'un yerine farklı iki stoperle yola devam etmek istediği belirtiliyor. Reis transferine de bu anlamda çok önem veriliyor. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra sol stoper içinde Valvay takımında Rahmet Tuba'nın transferi gündemde. Allah Allah. E Şimdi Domenech Torre'nin tabi Guardiola eski bir daha kullanacağım o sözcüğü oyununda stoperlerin ayağının iyi olması çok önemli. İşte Farioli'nde Milinovic, Mevliya Avaziyan kulübedeyken Furkan'ı kullanması ve Furkan'ın bu anlamda çok başarılı bir maç oynaması. Buna iyi bir örnek. O yüzden belki de hani marka sondan vazgeçmek değil de oradaki rekabeti artırmak. Cümle marka daha doğru çünkü Yaşları evet. zaten çok yüksek değil. Biri 27 yanında. Belki almıyorsa. de satış düşünülüyor. Ya da 25-26. Biri 23-24. İkisinin de kontratı var. İkisi de Galatasaray'ın en değerli asetlerinden ikisi. Yani Galatasaray'ın elinde değerli aset zaten kaç tane var ki? Marka sondan vazgeçesin. En yüksek satışı yapabileceği isimlerden ikisi. Evet. 5 iyi oyuncusu varsa ikisi yani Marka ve Nelson. Inyaki Peña'yı gördük bu maçta. Hani Toren ne istiyor ve neye göre oyuncu getirmiş? Çünkü ayağı çok iyi. O 50 metre 60 metre pasları 5 metreye atıyormuşçasına attı Inyaki Penya. Muhtemelen Santos'un sadece 8 maç oynamış 21 yaşındaki bir stoperini de istiyorsa böyle bir bilgi dahilinde istiyordur. 2000 doğumlu sadece ve sadece 8 maç oynamış. Rapson reis. Dolayısıyla bizim gördüğümüz de bir stoper değil ama boyu da çok uzun. Demek ki boyu çok uzun olmasına rağmen ayaklarına da hakim. 1.96 bir stoperin ayaklarına hakim olması da enteresan. O da güzel bir özellik eğer öyleyse. Luis Campos'tan beklenen bu zaten. Hani yöntem olarak doğru yöntem. Luis Campos'la danışmanlık için anlaşıyorsan, bir hizmet alıyorsan sana zaten Diego Costa'yı getirmesi için almıyorsun bu hizmeti. Hani 21 yaşında, 22 yaşında bilmediğin, onun bildiği, onun arama tarama evreninde olan Yatırım transferi getirmesi lazım sana. Burada gelişecek oyuncu getirmesi lazım. Gelişmiş, bitmiş olmuş oyuncu getirmek değil. Mesela Iniesta'nın yanına Messi varsa o da güzel iş. Rapsin reisi getirirsen o da Penya seviyesindeyse o da güzel iş. Eri Pulgar'ın opsiyonu varsa çok genç değil ama o da güzel iş. 27-28 yaşında milli oyuncu. Hani Luis Campos'tan zaten bunu beklersin. Bunu yapması lazım. Ya bugün CS bir araştırma yayınlamış. Tolga yarın alabiliriz onu. Futbol Araştırmaları Merkezi son 10 yıl 5 büyük ligde transfer bilançolarını çıkartmış. Evet. En büyük zararı Manchester United yapmış mesela. 10 yılda yaklaşık 1 milyar euro zarar yapmış. Zarar derken yanlış anlaşılmasın. Manchester United çok karlı bir kulüp. Dünyanın en karlı kulüplerinden biri. Bu sadece aldığın oyuncuya sattığın oyuncuya bonservislere bakmış. Manchester United yaklaşık 500 milyon euroluk oyuncu satmış. 1,5 milyar euroluk oyuncu almış. Dolayısıyla 1 milyar euro orada eksi de. Ama başka departmanlarda artı da olduğu için Manchester United karlı bir kulüp. Peki 5 büyüklükte son 10 yılda en yüksek bonservis artısında olan kulüp kim biliyor musun? Lille. Bir yarına bıraksaydık. Yarın bunu daha geniş değerlendirelim. Luis Campos onun sportif direktörüydü. O yüzden bu pencereye değindim. Senin aldığın adam, getirdiğin adam böyle bir adam. O yüzden ondan böyle katkı alman lazım. Yarına alalım onu Tolga. Şimdi tehlike çanları sıradaki başlığımız. Futboluyla umut vermeyen ve puan cetvelinde düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Galatasaray sırasıyla Kayseri, Göztepe deplasmanı ve Rize maçlarını kazanmak zorunda. Aksi halde işler çok daha kötü bir hal alabilir. Çünkü Galatasaray bu 3 maçın ardından 5 haftada Konya, Beşiktaş, Antep, Karagümrük ve Fenerbahçe ile karşılaşacak çok zor bir dönemece giriyor diye kimse yazmadan ben söyleyeyim e, Arda'dan felaket tablo diye bir kutu açmış gazete burada. Alanya maçında son 5 dakikada oyuna giren Arda Turan'ın fazla kilolara dikkatlerden kaçmadı. Arda Turan Galatasaray'daki ikinci döneminde çok kötü bir tablo çizdi. 28 maçta bir gol bir asist üretebildi demiş gazete Galatasaray cephesinden. Sezonun tek güzel şeyi Kerem Aktürkoğlu bu sezon 9 gol 7 asistle 16 gole katkı yapan Kerem son 6 sezonda en çok gol katkısı veren yerli oyuncu oldu diyor takvim gazetesi. Şimdi Beşiktaş'tan bir başlığımız var Uğur Bey. Tabii. Kartal'da son gün ata siyah beyazlılar. Transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçti. Yönetim Süper Lig'de gelecek sezon uygulanacak. 7 artı 4 kuralını düşünerek Öznur Kablo Yeni Malatya Spor'un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eski Hellaç'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Sizin takip ettiğiniz ve zaman zaman gelişimini de programımızda anlattığınız oyunculardan bir tanesi. Gerçekten öyle özel bir oyuncu. 3 dakikamız tamamen bırakıyorum size. Buyurun. Malatya Spor zaman zaman üçlü savunma, zaman zaman dörtlü savunma oyunda bu sezon. Üçlü savunma oynadığında sağ kanat bek olarak Mustafa Eskiyeler çok kullandılar. Yani full bir koridoru ona teslim ettiler. 100 metrede oynadı zaman zaman. Dörtte oynadıklarında açık oynadı genelde. Sağ açık gibi oynadı. Daha fazla gol ve asist özelliği tabii daha fazla ön plana çıkar. Eğer Beşiktaş Mustafa'yı düşünüyorsa hem üçlü oynadığında hani Rozier'in oynadığı gibi sağ koridoru 100 metrede kullanabilecek dinamizme ve fiziksel özelliklere sahip hem de dörtlü oynadan da açıkta oynatabileceğim bir oyuncu Mustafa Eskerler. Ama oynaması lazım 24 yaşında yanılmıyorsam. Oynamayan oyuncu Mustafa Eskerler çünkü bu sezon 20 maç oynadı ama mesela geçen sezon direkt oynamıyordu. Süper Lig'de müsabaka tecrübesi çok 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 yüksek olan bir oyuncu değil. Mecbur kalırsan sağ bekte oynatırsın. Ki büyük takımlar bu tarz oyuncuları bekte değerlendirebilirler. Süper Lig'de toplam 52 maçı varmış Mustafa Eskerler için. Ee, çok yüksek bir sayı sayılmaz. Bir buçuk sezon gibi yani. Deneyimi Mustafa için Ama büyük takımlar bu tarz oyuncuları bekede devşirebilirler, deneyebilirler. O özellikleri haiz. Bence e, fena makul bir transfer bir, olmaz. Makul bir büyük girişim. takım potansiyeli taşıyor. Söylediğiniz gibi 24 yaşında. Mustafa Eskellaç. Sevgili Reci, nedir süre durumumuz? Bir başlık daha Peki tamam o zaman hemen şuradan size e, boşa kürek çekiyor. Başlığını getiriyorum. Gerçi bu da bir buçuk dakikaya sığacak mı bilmiyorum ama Beşiktaş'taki gol sıkıntısı dikkat çekici boyuta ulaştı. Kartal son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 360 e, özür dilerim. 360 dakikada 15'i isabetli 63 şut, 20'si isabetli 94 orta ve 31 korner sadece 3 gol getirdi. Forvetler suskun. Beşiktaş'ta demiş. Başka istatistiklerle de e, şey yapmış. Maç maç aktarmış gazete. 0-0 1-1, 1-0, 1-0 bitti maçlar gerçekten de. Son 4 maç. Oysa Karaveli bir ara Güven şuayı ikilisini bir arada kullanarak iki maçta iyi e, ürün almıştı. malatya verize maçları yani oyun anlamını diyorum. Sadece skor değil. Güven Batşuay'ı bir arada oyununda sanki birbirlerini yükseltmişler ve gol ihtimalleri artmıştı. Oradan vazgeçti tekrar. Oradan vazgeçtik sonra, sonra Beşiktaş tekrar gol bölgelerinde verimsiz bir hal aldı. Sanki Karaveli bir kez daha denese şu çift santrfor, Güven bir arada faydalı olabilir gibi görünüyor. Bugünlük bu kadar diyelim. E, Uğur Meyke çok teşekkürler. Çünkü süremizin sonuna geldik. Yarın daha vaktimiz olduğunda e, uzun uzun konuşuruz. Değerli izleyenler veda etme zamanı. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.